Big olanı bilmiyorum. Bir anda ne olduğunu anlamadan hani çantanızdan bir şey çalabilirler ya da işte biz size bileklik satmaya çalışanlar bir anda kolunuza bir bileklik takar, anlamazsınız bile nasıl olduğunu, sonra uğraşır durursunuz. Kalka. Neyi? Sincap'ı mı? Hı. Evet, Milano'ya geldik. Milano'ya gelmişken tam bir moda tasarımcısı gibi olmadık mı? Yani gerçek bir moda ikonusu. Bir şey söyleyeyim, o kadar kotla bilmem neyle hani şortla dolaştık. Artık buraya gelince giyecek kıyafetimiz kalmadı. En böyle sportif şeylerimizi böyle aykırılık yaratmak gibi öyle oldu ama kusura bakmayın Milano'lar. Modanın başkentinde birazcık böyle. Aman onların da moda anlayışını gördük yol boyunca. Garip garip şeyler gibi. Turistiz yani. Neyse Milano'ya geldik. Gelir gelmez zaten şehrin meydanında buraya gelmemek ayıp olacak bir nokta. Söylenişini Prezesca. Birazcık Prezesca karıştırıyor olabilirim ama. Yazacağım altına. Siz artık Prezesco istediğiniz muydu gibi okuyun. Castello Prezesco. Prezesco. Bir tane birisine sorduk. O Porseski falan dedi. Ama o da turisti. Evet yani yazarız ama siz artık oradan geleceğiniz zaman orayı nokta atışı gelirsiniz. Ne diyorduk? Buraya giriş ücretsiz ancak burası şimdi çok tarihi bir yapı zaten. Şöyle etrafı gösterdiğimizde anlarsınız. 14. yüzyılda başlanmış yapımına bir İtalyan dükü tarafından başlamış. Daha sonrasında genişlete şu noktaya kadar gelmiş. Zamanında burada Da Vinci'nin falan çalışma yaptığı biliniyor. O yüzden içeride hem Da Vinci'nin hem Michelangelo'nun falan eserleri var. O kısımlara giriş 5 euro gibi bir şeydi galiba. Evet. Müze kısımlarına giriş. Onun dışında giriş ücretsiz. Böyle gerçekten geniş bir alan var. Gösterelim Hüseyin Bey. Gösteriyorum ben zaten onları şeyde görüntüyle. Müzeye insanların yorumunda şu var, müzeye en az 2 saat zaman ayırın diyor. Bu da ekstra bir bilgi olsun size. Yani bahçede bile dolaşmak zaten bayağı büyük bir alan. Zaman alır. Ekstradan Napolyon burayı, İtalya'ya geri gelmez Napolyon burayı işgal ettiği yerlerden bir tanesi. Bir de yıkmaya falan karar vermiş. Bir şeyler yapmış Napolyon. Allah'tan yıkamamış, becerememiş. Yani şey ya çok da büyük bir yer. Hani ayıp etmiş olurdu gerçekten tarihe. Kalede görmemiş, konuşamam. Kalede görmemiş diye demeyiz. Kalede derken ya işte. Kalede görmedik değil mi? Şato. Evet, şato. Şato'da şato görmedik demeyiz evet diyor. Türkçe çeviri meali yaptım buydu. Niye konuşamadım ya? Olur neyse öyle. Burası güzel yer. Yani geldiğiniz zaman buraya uğrayın. Zaten otobüs bir şeyde. Geldiğiniz zaman hemen şeyi de anlatalım bari. Bilet olarak gene burada da saatlik 90 dakika vardı. 90 dakika ve 24 saatlik vardı. Prag'da bu şekildeydi değil mi zamanlı olan? Evet, evet, 30 dakika, 90 dakika ve bütün günü kapsayan vardı. Burada 30 dakika yok, 90 dakikadan başlıyor. Biz 24 saat süreni aldık çünkü zaten tek bilet 90 dakika olan, hani 90 dakika içinde binebileceğin olan 2.20 ya da 2.40 euro gibi bir şeydi. 24 saati aldık. 7.60 öyle bir şeydi. 7.60 da 5.15.20 verdik. Evet. 15.20 verdik çünkü totalde 2 kişi. Ondan aldık çünkü onu da aldığınızda M1, M2 ve M3'e galiba binebiliyorsunuz. Evet. Ve aynı zamanda o bölge içerisindeki otobüs ve tramvaylara da binebiliyorsunuz. Biz şimdi birkaç yere gideceğiz. Dolayısıyla bineriz diye düşünüyoruz. Yani şeyde bu özellikle Almanya ve bu İtalya'da hangi bölgeden trene bindiğinizde dikkat edin. Almanya'da kondüktörler kontrol ediyor. Burada çıkarken biletinizi okutuyorsunuz makineye ve hangi duraktan kaçta çıktığınızı şey gösteriyor oradan size. Hatalı gelirseniz büyük bir ihtimalle ya çıkmanıza izin vermeyecek ya da size bir cezai işlem uygulanacaktır. O da ekstradan tatsız bir bilgi olarak sizde kalsın. Biz bir de buraya yine şehir merkezine kadar arabayla gelmedik. Arabamızı bir park alanına park ettik. Orasında bütün yani ilk 4 saati 2 euroydu. Bütün gün 24 saatte 6 euroydu. 6. Bu da dipnot. Ha bu arada buraya geldiğiniz zaman bulduğunuz herhangi bir eğer araba kendi aracınıza geliyorsanız ya da karavanınıza geliyorsanız bulduğunuz herhangi bir park noktasına park etmeyin aracınızı. Bunun için Park Fortnite'ı kesinlikle kullanın. Bir ıslaklık geldi. Yalayarak geçti beni. Köpek karıma dil attı.
herhangi bir bulduğunuz bir park alanına "Aa, burası güzelmiş, şehir merkezindeymiş" diyerekten girmeyin. Google yorumlarına da güvenmeyin. Park Fortnite'ı indirip Park Fortnite'tan bakın otopark, baksanız bile. Çünkü Google'daki yorumlar orada bir şeyler müdahale edilebiliyor, bir şeyler yapılabiliyor, şikayet ediliyor falan. Ama Park Fortnite'da direkt kullanıcılar sadece yorum yapıyor. Çok net bir şekilde karavanınızı ya da arabanızı sağlam bulabilmeniz için burada... Evet, biz buraya gelmeden önce çok fazla zaten olumsuz yorum okuduk. Onları hani böyle endişe ederek geldik ama İsviçre'de hani Ahmet abi, yani önceki videoları izleyenler bilir İsviçre videosunu. Ahmet abiyle tanışmıştık. Ahmet abinin İsviçre'de bir tane dükkanı var, böyle kiosk tarzında. Ona da hani Milano'ya gideceğiz deyince çok dikkatli olun dedi. Onlar da hani sürekli gidip geliyorlarmış. Hem böyle araçları işte güvenli bir yere park edin, hem de burada siyahi vatandaşlar işte bir anda ne olduğunu anlamadan hani çantanızdan bir şey çalabilirler ya da işte bir size bileklik satmaya çalışanlar bir anda kolunuza bir bileklik takar, anlamazsınız bile nasıl olduğunu, sonra uğraşır durursunuz falan dediler. Bunlar da ek bilgi olarak cebinizde dursun. Biz şu ana kadar daha şey daha yaşamadık. Gelir zaten bir saat oldu. Evet. İnşallah da yaşamayız. Normal gidiyor her şey. Hadi buraya gezelim. Yani kısacası son güvenlik önlemi olarak uyarısı olarak size seslenenlere, hop diyenlere, gel birader bir baksana diyen, dükkana oturmaz mısın diyenlere aldırış etmeyin, kafanızı öne eğin, etrafına baka baka devam edin. Hiç ilgilenmeyin. Bu da son bilgiydi. O zaman Gülden'in dediği gibi biz şimdi buraya gezip ondan sonra diğer durağımıza geçeceğiz. Başına kızgın yağlar dökülüyorlar. Ne dedin? Tepelerden de başına kızgın yağlar dökülüyor. Vallahi dökülür. Bak bu da açılır kapanır bir kapıymış ha. Evet. Ana. Evet, videolara klişe bir ara veriyoruz ve ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Biz bir Avrupa seyahatindeyiz. İstanbul'dan çıktık, şu an İsviçre'deyiz. Bunu da yani şöyle güzel bir manzarada klişe ara vermek istedik aslında. Videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Çünkü kanalın büyümesi için bu çok önemli. Kanal istatistiklerine baktığımız zaman videolarımızın %85'i abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor. O yüzden bu destek bizim için çok önemli. Eğer ki bizim için bile değil, şu güzel orman manzarasının hatırına bir abonenizi ve like'ınızı alırız. Bu seyahatte de farklı farklı Avrupa ülkelerinde gezilerimiz var. Onların hepsi içinde işte farklı bilgilendirme videoları olacak. Hepsini siz de severek izlersiniz umarız. Biz gezerken çok eğlendik. Eğlenmeye de devam edeceğiz inşallah. Bu kadar. Bu kadar. Diğer diğer videolardan da haberdar olmak için de zili açıp bildirimleri açarsanız bütün seyahatin videolarını kaçırmadan izlemiş olursunuz. O zaman hadi İsviçre devam etsin. Evet. Şato'dan çıktık. Hemen yani şatonun zaten birkaç tane giriş bölgesi var. Oradan bir kapıdan çıktığınızda arka tarafa doğru direkt buranın en ünlü ve en eski parklarından bir tanesi olan San Pione Parkı'na ulaşıyorsunuz. Böyle okunduğunu düşünüyorum. Bir İtalya şehrinde olduğumuz için. Eminiz öyledir. Buranın yapılışı 1888 yılına kadar uzanıyor. Çok eski bir park. O günden bugüne de park olarak kullanılmaya devam ediyor. Çok geniş bir alanı sahip. 38 hektar falan da galiba. Çok güzel çam ağaçları falan var. İçerisinde böyle kafeler falan da var. Ama benim dikkatimi çeken şöyle bir nokta. Öncesinde şunu da söyleyeyim. Çok turistik bir bölge. Genelde şatodan çıkan herkes buraya da geliyor. Normal halk da geliyor. Hafta sonları piknikler vesaireler falan yapılıyormuş. Hani bisiklet yolları var, normal yürüyüş yolları var. Böyle ufak su birikintileri falan var. Keyifli bir park ama dikkatimi çeken şey birazcık kirli. Yani bütün çöp yerlerinin etrafında çöpler dolu, yerler zaten yine çöp dolu, çok fazla bakılmıyor diye düşünüyorum. Ya da insanlar birazcık pis. Bizi Türkiye çok aratmadı. Yani aynısı gibi geldi. Kendimizi yabancı bir yerdeymiş gibi hissetmiyoruz. Bir de Minik'teki de İngiliz tarzında bir parktı. Evet. Burası İngiliz tarzında bir park. Ama orası bir Alman. Alman yani. Almandı. Buradan da disiplini. Devam ettiğimiz zaman parktan arka tarafta Zafer Takı artık tacın
var yani kapıların girişte konulan, hı-hı, şehrin girişte Napolyon tarafından İtalya'yı işgal ettiği sırada yaptırmış bir yer var. Buradan da devam ettiğimiz zaman oraya çıkacağız. Şimdi biz oraya doğru devam ediyoruz. Napolyon'un bu şehri gelip kazandıktan sonra, savaşta kazandıktan sonra kendisi için yaptırdığı bir barış anıtı aslında kendisi. Manidar, aa Sincap. Konuyu boş ver. Yerden arkadaş Sincap gidiyor. Ay görmez ki kamera orayı. Görüyor baya musun? Normal normal takılıyor. Yavrum koluna ip bağlamaya çalışanlar olursa kaç. Neyse, savaşı kazandıktan sonra kendisi için yaptırdığı bir eser. Bununla ilgili detaylardan bir tanesi, karga saldı, karga kaptı. Neyi? Sincap'ı mı? Hı. Şaka mı yapıyorsun ya? Şu an kameranın arkasında ne mevzular deniyor? Karga kapmaya çalıştı, bir yere düşürdü. Eğer düşürdüğü sırada bıraktıysa bıraktı, bırakmadıysa az ay, önce bir karga o arkadaşı aldı götürdü. Ya ben diyorum bu çocuğun gözü göz değil diye. Zaten ayağı şeytanın izine de uydu. Tam uydu vallahi. Bir koydum lak diye uydu. Hani şöyle söyleyeyim, şeytan gelse koysa 12 belki uymayabilir, şişmiş bir şey olabilir. Söyleyeceğim. Şimdi ne kadar çok söyledim maşallah dediğin yaşamıyordu. Şu an yani Sincap gördün, karga kaptı, farkında mısın ya? Al al bunu, al al al. Neyse işte zafer takı. Yarın yok bu tak. Bununla ilgili şöyle bir şeyden bahsediliyor. Bunlardan her neredeyse tarihi şehirlerde bulunuyor. Ama buradan şöyle bir şey var. Üzerindeki eserler en iyi korunmuş olanlardan bir tanesi olarak geçiyor. Yani orijinal olanları olarak geçiyor. Birçoğu çünkü de artık şeyde değiştirilmiş, restore edilmiş vesaire ürünler olduğu için. Ben bu arada hala göz ucuyla bir şeyler sürekli pike yapıyor. Oraya takılıyorum. Bu genel olarak birçok noktasıyla en çok orijinal kalmış olanlarından bir tanesi. Burayla ilgili şöyle bir şey var. Bu kapıyı görüyorsanız ya eski şehire giriş yapıyorsunuzdur ya da kaleden çıkıyorsunuzdur diye bir bilgi var. Bilmiyorum. Zaten şöyle dümdüz bir çizgi çektiğimizde bak tak var. Sempione Parkı var. Hemen ardında da şato var. Ki zaten şu an mesela ben tam hizadan bakıyorum. Döneyim. Ben göstereceğim. Tamam şöyle sen de. Şöyle dönüyorum. 360 derece. Sempione Parkı ve arkasında durun. 180 derece döndüm. Pardon. Çok özür dilerim. Yanlış olmasın. Evet. Bu kadın finansçı. 180 derece döndükten sonra Sempione Parkı ve hemen ardında da şatoyu görüyoruz. Bitti. Yani tramvay ve metroya bindik, Duomo Meydanı'na geldik. Duomo Meydanı'nda metrodan çıkınca zaten bir anda katedralin önüne çıktık. Burası dünyanın en büyük dördüncü... Arka taraftan vapur gibi çocuk geçti ya. Burası dünyanın en büyük dördüncü katedrali. Yani çok büyük bir alan üzerine kurulu zaten. Böyle etrafında tam bir tur attığınızda bayağı bir vakit geçiyor. Kilometre yazıyor arada şey. Taksiye binsen İstanbul'da etrafını dolaysan 100 lira yazar. Çünkü indi bindi 90, o yüzden. Evet. Şimdi buranın ya üzerinde çok fazla heykel var. O kadar çok heykel olması da onu en birinci sıraya yerleştiriyor. Artık yorulduk. Evet evet, bir de şeyde hızlı hızlı hareket ettik kapanmadan yetişelim diye. Sonraki bilgileri veriyorum. Evet, bütün bilgileri istiyoruz. En tepedeki heykel Madonna heykeli gibi bir şey. Yani Meryem Ana. Evet. Bir heykel. O heykel gerçekten çok yüksekte ve hiçbir, yani bunun üzerine hiçbir yapı yapılmadığı söyleniyor. Yani o yükseklikten daha yüksek bir... Ha, Milano'da daha yüksek, evet, bir şey yapmıyorlar. Evet, daha yüksek bir şey yapılmıyor. Şu an bu açıdan orası görünmüyor ama yan taraftan gösterebilirsek... Ben detayları koyacağım videonun üzerine zaten. Vallahi benim
bilgilerim galiba bu kadar ya. Vardı da belki de unuttum şu anda. Yani bu binayla ilgili dünyada en fazla üzerinde heykel parçası bulunanlardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Beyaz mermerle yapıldı diye bir yazı var. Bunun ne anlama geldiği konusunda en ufak bir fikrim yok. Hani beyaz mermerle yapılmış ki şeyler katedrallerden bir tanesidir falan diyor ama bilmiyorum. Yani Milano'ya geldiyseniz mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi burası. Zaten uğramamak mümkün değil. Yine kulelere çıkabiliyorsunuz. Asansör de var, merdiven de var. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. İçeriye ekstra yukarıya çıkmak artı 4 euro gibi bir şeydi. Biletleri online alabiliyorsunuz bu arada. Eğer online alabiliyorsa, imkanınız varsa, tarihiniz belirse online alın. Bu tarz yerler çok kalabalık oluyor. Barcelona videosu izleyenler biliyor. Benim Sagrada Familia'ya gidip 2 saat sonra belki açılır biletler dedikleri oldu. Bu arada ben şimdi Sagrada Familia ile burayı kıyaslayacağım. Burası da bir 300 senede falan yapılmış herhalde. Öyle bir şey yazmış, okumuştum. Çok 500 senede galiba. 500 senede yapılmış ama hala restorasyonlar vesaire de devam ediyor. Sagrada Familia'da da aynısını gördüm. Bunu yapıyorlar. Bitirene kadar bir bölüm eskidiği için orayı restorasyona sokuyorlar. Bu sonsuz bir döngü halinde devam ediyor. Bu bitmiyor. Bir de benim İspanya'ya karşı böyle bir hafiften bir soğukluğum oluştu ya, çok böyle bir Barcelona'yı sevememiştim ya diğer birçok yer şeye kıyasla. Burası Sagrada Familia'ya göre çok daha küçük bir yer. Gerçekten yani hani yavrusu gibi, hatta Barcelona Katedrali'nden bile küçük olabilir, emin değilim ona. Ama yani heykelleriyle, duruşuyla falan bence daha çekici hissettiriyor. Yani bununla ilgili benim yorumum bu. İkisinde yani orası sanırım en büyüğüydü katedrallerden. Emin değilim en büyüğü değilse de ikincisi zaten. Yok. Vallahi en büyüğü galiba Roma'daki. He? Ama Sagrada Familia kocaman bir yer. Oda dön bitmiyor. Oda bir kocaman bir yer. Neyse bir yazarım ben onu. Sagrada Familia'nın dünyanın kaçıncı büyük katedrali olduğunu yazarım. Hani burası oradan daha güzel duruyor. Yani ta işçilikleriyle böyle bana bir daha güzel bir çekici geldi. Bir de meydanda ve şu an arkadan güneş vuruyor ya. Evet, yandım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Bununla ilgili kapı var burada. Burası bir AVM. Ne alakası var? Burası bir AVM mi? Evet. Yani ben bir alışveriş metroda... merkezi gibi bir şey. Ben metrodan çıktığımızdan beri burayı bir han, bir çarşı, bir şeyler ya, zannediyordum. Ama AVM aslında olmuş. Gel birlikte çekinelim Japon abla. Abla araya girdi. Hala geliyor. Hadi devam edelim. Burası şimdi AVM. Öyle biliyorum. Ben gidip görelim. Görelim hadi bakalım. Bir AVM'de gezmedik demeyiz Roma'da. Biliyorsun biz zaten İstanbul'da Cevahir'den çıkmayız. Hem de Cevahir. Gitmeyeli bile kaç sene oldu bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu. Sen şöyle söyleyeyim. Ben hani onun olduğu duraktan bile ne zamandan beri geçmiyorum. Hadi tarihi bir yer görelim. Şimdi biz içeriye AVM ha iyi falan filan diyerek gülerek geldik ama hakikaten AVM'ymiş içerisi. Ama tek farkı ise çok tarihi bir bina. 1800'lü yıllarda yapılmış, o zaman bir çarşı yeri olarak yapılmış. Tarihi eser, tarihi eser kokan bir bina. Oldukça da güzel bir bina. İçeride aşırı pahalı olduğunu bildiğimiz, bazılarını bildiğiniz, bazılarına kesin pahalıdır dediğimiz mağazalar. Çok acayip restoranlar ki bütün restoranların önünde inanılmaz sıralar var. Sanki Besaç kuyruğu. Ha, bilmeyenler için Besaç, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek şeyi. İşte sürekli halk ekmek bende Besaç olarak çıkıyor, kan çekiyor, yapacak bir şey yok. Neyse sanki Besaç kuyruğu varmış gibi etrafta dolaşıyor, kalabalık var. Yani geldiği zaman görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Böyle bazı markalara bakıyorum, bunlar acaba ne diyor, ne satıyor hiç anlamıyorum. Benim bildiğim, bir anlayabildiğim içeride Rolex var, o kadar. Geri kalanı hiçbiri bende yok yani. Nereye gidiyoruz şimdi biliyor muyuz? Neyse bir dinlenip ondan sonra bir şöyle bir gölgede bir nefeslenip bir kahve falan içip ondan sonra gidelim. Kahve, Starbucks. Hemen nasıl eşleştirdim? Tamam hadi. Thank you.
şunu bir önce elime alayım. Starbucks Milano Reserve Roastery. İsmi tam okuyayım dedim. Binadan kopya çekerekten baktım. Buraya geldik. Valla açıkçası Milano'ya gelip Starbucks'a gideceğiz konusu bana biraz böyle bir garip gelmişti. Burası okuduğum kadarıyla ona emin değilim ama İtalya'da açılan ilk Starbucks olarak geçiyor ama ondan emin olmasak bile şunu biliyoruz. Dünyadaki 3 tane rezerv roastery'den bir tanesi o burası. İçerisinde 115 çeşitten fazla içecek bulunuyor. Aynı zamanda lokal yemekler, pizza, focaccia, işte ondan İtalyan tatlıları vesaire falan bulunuyor. İçeride kahvenin hazırlanış aşamasının tamamı, yani kavrulma, gazdan arındırma, paketleme, öğütme, bütün alanların bulunabiliyor içeride. Burası eski posta binası. Milano'nun eski posta binasının içine yapılmış bir yer. Müzik başladı. Ne güzel, arka plan müziği oldu. Yerleri İtalyan tasarımı olan Paladin tasarımlı bir şekilde içeri yerleri tasarlamışlar. Oldukça güzel bir bina. Hani bana biraz Starbucks'ın İtalya'da tutunma çabası, turistik olarak en azından tutunalım gibisinden bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz içeriği gezdik. Zaten bütün alacağınız her şeyin önünde bir sıraya giriyorsunuz. Bayağı bir zaman geçirdiğiniz için havada güzel dışarıya çıktık. Dışarıda oturduk. İçerinin görüntülerini zaten ekleriz. Şu an dışarısı da şöyle, onu da gösterelim. Burada da müzik yapıyorlar. Çünkü burayla ilgili şöyle bir konu var aslında, yani Starbucks İtalya'da restoranlar açtı, mağazalar açtı ama tutunamadığı için kapandı. Birçoğunu kapatmak zorunda kaldılar. Hani biraz daha turistik oynayalım, evet, biraz daha bir şey yapalım. Biz de normal şartlarda gelmezdik zaten. Ama ya ben normal İstanbul, yani Türkiye'deki Starbucks'ı da çok sevmiyorum ama Reserve Roastery olduğu için bir gelip görelim dedik. Yani bayağı görülmesi gereken yerlerden bir tanesi olarak geçiyor. Gelin görün. En azından kahve nasıl yapılıyor onu görülüyor. Bir de tarihi bir binanın içine dolaşmak güzel oluyor. Evet. Tek şeye takıldım. 80 euroya tişört satmaları. 80 euroya ve tişört verdi. Bir de Starbucks marka. Evet, yani o bir şey yaptı. Neyse, biz içeceğimizi tatlımızı yiyelim. Buradan ondan sonra diğer durağımıza doğru devam edelim. Evet Hüseyin Bey, bize ne anlatmak istiyorsunuz acaba burada? Love heykeli ama aslında love burada nokta 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 şeklinde ilerliyor. Aşk, nefret ve özgürlük ve bağımsızlığı sembolize eden bir heykelin önündeyiz. Bu heykel çok kaliteli bir mermerden, yani çok ciddi kaliteli bir mermerden, çok iyi bir heykeltıraş tarafından yapılıyor. Burayı sadece bu meydanda olması şartıyla belediyeye bağışlıyor ve bu finansal durumları, mevcut dünyadaki finansal durumları bir baş kaldırı amacıyla yapılmış bir heykel. Buraya konulduktan sonra şöyle bir rivayet var. Belediye bunun ne amaca geldiğini, neden özellikle burada olması gerektiğini öğrendiği zaman bunu buradan kaldırmak istiyor. Ama halk burada büyük bir protestolara giriyor ve bunun burada kalmasını istiyor. Sırf bu arkamızdaki yer bu arada borsa binası. Sırf borsanın yöneticisi bu heykeli görmemek için ofisini buradan başka bir yere taşımış. Öyle bir şey var. Biraz yani baş kaldırıyı temsil eden bir sembol. Yeri biraz arada kalıyor gibi gözüküyor. Haritayı açtığınız zaman göremeyebilirsiniz. Kafanızı sağ sağ bakarsanız göreceğiniz bir yer. Öyle güzel bir heykel. Sadece orta parmak işte kaldı. Evet. Evet. Evet, buranın festival. Panzerotti. Panzerotti. Böyle mi zaten? Herhalde böyle. Yemek için buraya geldik. Burada da en ünlü yerlerden bir tanesi şu Luini yazan. Direkt katedralin yakınlarında. Hemen arkasında kalıyor. Evet, haritanıza yazarsınız. Tıpış tıpış buraya gelirsiniz. Şöyle bizim pişi gibi bir şey. İçerisinde biz klasik olanı aldık. Domates, evet, mozzarella ve domates olanından aldık. Şöyle bir yiyeceğiz. Bakalım. Bu arada buna benzer şeyler çok enteresan olarak hani yakın coğrafyada her yerde gördük, yani Çek'te de gördük, şeyde de gördük. Aynı benzer, birisi katlıyor, birisi katlamıyor. Benzer bir şeyler ama bir de buradakini deneyelim. Sonuçta yenilmesi gereken önemli bir şeymiş. Nasıl?
Güzel. Hamur kızartma. Kızartmış hamur. Kötü olma ihtimali yok. Buradan da bir tane pizzacı vardı. O da hemen şurada, oraya geçelim. Buranın şey Pizza Hut gibi yani. Evet, buranın Pizza Hut gibilerinden ama çok böyle pofuduk pofuduk falan güzel, herkesin yediği bir gördüğüm, canımın her videoda gördüğüm zaten çeken şeyden. Evet, hadi. Bunu yiyelim. İçinden bir de pesto sos çıktı. Valla ilk ısır gayet iyiydi. Bu gerçekten pişiydi yani, dışı gerçekten pişi hamuruydu, pişi tadındaydı ama yani 3 euroya çok muazzam bir lezzetti, çok güzeldi. Yani alırken bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim, standartlardan bir tanesi zannediyordum, bayağı iyiymiş. Yani, yarın sabah kahvaltıya da alalım. Olabilir. Yani kahvaltıda da alalım, çok güzel. Buradan girişimci arkadaşlara önerim, açın bunları ama insaflı fiyatlardan açın ki insanlar yesin yani. Çok 3 güzel. Euroyu karşılığında Türkiye'de satsınlar, alırım ben. Güzeldi, yani, çok lezzetliydi, çok lezzetliydi, çok beğendim. Daha başka şeyler yiyeceğimiz için şu anda bir tane daha yemiyorum ama... Ha, belki ben hani pizzadan sonra bir tur daha döner miyim diye düşünmüyor değilim, bakacağız ona. Hadi hemen pizzaya geçelim. Erimedi kardeş, erimedi. Ne erimesi, daha ağzımdaki yağını silemedim. Yaklaşık bir 18 adım attıktan sonra da Spontini diye herhalde okunuyordur. Buraya geliyoruz. Buranın farkı olarak hamuru öyle ince bir hamur değil, pofuduk pofuduk bir hamurmuş. Ama o hani kalın kalın hamurlu gördüğümüz Instagram'daki videolar var ya, işte o burası. Hadi. Hadi geçelim. Bu regular'sa Big olanı bilmiyorum. Nasıl bir şey oluyor? Ben de bilemedim. Vallahi ben de bilemedim. Ama güzel gözüküyor çok. Şimdi çıktı fırından. Bir şey söyleyeceğim. Böyle zincir mağaza falan filan diyoruz ama içeride odun ateşinde pişiriyorlar. Odun ateşinde? Evet. Odun kömür ateşinde pişiriyorlar. Böyle doğalgazda falan filan değil. Bayağı normal fırın var içeride. Zincir mağaza olur ama odun ateşinde yapıyorlar. Öyle hani öyle, öyle ama. Yani 1953'te kurulmuş. Hani buranın lokal pizzacısı. Ama işte böyle lokal pizzacı deyince ilk başta ben bir şey düşündüm. Yani daha endüstriyel bir şey gibi düşündüm ama değilmiş yani gerçekten. Bakalım tadı da öyle. Vallahi güzeldi. Hamur böyle pufuduk pufuduk, yağlı yağlı. Peyniri... Ya, çok yağlı değil mi? Yani yağlı derken pizzanın kendisi böyle hoş bir yağlı şeydi. Yani böyle kuru bir pizza değildi. Domates de çok lezzetli. Domates çok güzeldi. Hani doyurucu bu arada, hani normal olanını aldık. Kocamandı, büyüğünü düşünmek Biz klasik olanını aldık. 5,5 euroydu. Şey işte regular olanını aldık. Large'ı da vardı ama zaten regular olan bile gayet büyük. Large'ı düşünemiyorum ben. Yani... Benim önerim, çok aç değilseniz, özellikle sadece buraya gelmeyeceksiniz, küçük olandan alın. Evet. Çünkü hani yiyecek birkaç tane şey var, bunu yiyip diğerlerine giderseniz yer kalmaz. Gerçekten kalmaz, onu hesap edin. O yüzden güzel, domates falan şeydi. Ay, hoşuma gitti. O zaman devam ediyoruz. Haydi devam. Evet, geç oldu, güç olmadı ama kapandı. Kapandı. Santa Maria. Kilisesi diyeyim ben, Delle Grazia diye gidiyor. Santa Maria Delle Grazia diye, evet, bir ismi var. Şimdi buranın olayı, tarihi yani tarihi bir yapısı var da mimarisinden falan ziyade içinde bulunan eser onu önemli kılıyor. Yine de tarihinden bahsedecek olursak, burası manastır ve kilise olarak iki ayrı bölümden oluşuyor. Hatta bir bölüm daha vardı, şu an ben o kısmı unuttum. Ama manastır ve kilise sabit o cepte. İlk... Dominikli rahipler tarafından yapılmaya başlanıyor. Sonrasında eklenerek devam ediyor. Buranın işte söylediğimiz gibi en önemli ve burayı en çekici yapan şey ise Da Vinci'nin içeride o meşhur bilinen son akşam yemeği. İsmi onun, İsa'nın son akşam yemeği. Evet, İsa'nın son akşam yemeğini buranın içinde, yani bir duvara yapmış burada. Yani içeriye girdiğinizde onu görebiliyorsunuz. Yani... O duvar, bu duvar. Evet. Yani o eser burada. Aa, o yüzden gelinmesi gerekiyor. Ulaşım da kolay. Biz bütün her yere gittiğimiz gibi metroya geldik. Tık diye 2-3 durak sonra, meydandan 2-3 durak sonra buraya geldik. Fiyatı 15 mı? Dolar. Hı-hı. Şey 15 euro. Her şey dahil olarak 15 euro fiyatı var. Buna verilir. Vermeye değer. Ama saat 7'de kapanıyor. Bizim gibi 8'de önce yemek yiyelim deyip gelirseniz gelemeyebilirsiniz. Yani 8'de, ay 7'de kapanıyor da son içeriye girişte 6.45. Yani 6.45'te burada oluyor olmanız lazım. Bir de zaten şöyle bir şey var. Biz yine bir geldik buraya da
Biletleri çok önceden kapanıyormuş buranın. Evet, bitmiş gelmeden yani. Önce kesinlikle online'da bakıp almaya çalışın. Alamıyorsanız hani şansınız varsa denersiniz. Çünkü grup grup alıyorlar içeriye, evet. Grup grup gösterip grup grup gönderiyorlar. O grup içinde zaten sınırlı sayıda bilet olacak. Bu da elinizde bulunsun. Yani gelecekseniz evet buraya gelindiği zaman görülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Navigli bölgesine geldik. Böyle okunduğunu düşünüyorum. Bir akşamınızı hani burada ayırın, burada böyle bir şeyler yiyin için diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Biz de onun için geldik. Gerçekten çok keyifli bir yere benziyor. Evet. Burası. Böyle kanal boyunca sağlı sollu mekanlar var. Alın bir şeyler, oturun, yiyin, için. Tatilin keyfini çıkarın. Böyle bir aperitivo dedikleri, böyle atıştırmalık şeyleri falan alıp böyle bir şeyler içilecek bir yer. Evet. Yani gelebilirsiniz.